Ben sana test attım bununla ilgili. Ne Sevgiler test attın? Gününü, gününü kimle geçireceğin, yani isim söylüyor sana direkt. İsim ne söylemesine gerek, gerek yok. Ben burada biliyorum, yarın tek başıma geçireceğim sevgililer günümü. Yok yok, bu testi çöz, bu test doğru biliyor, sen bilmiyorsun. <laughs> 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 ya bu testi savunursun eyvallah da bana niye bokluyorsun amına koyayım, onu anlayamadım. <laughs> Sevgililer gününü beraber geçireceğin ismi söylüyoruz. Haydi bakalım. Bunlar bize bir küçük taşakla geçiyorlar ama yani. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz? Erkek. Hocam istemiyorum ya. Yok sonra. Ne değil sonra. Yaşını da 25-34. Sevgililer günü yaklaşırken ruh halini seç bakalım. Sevgililer günü yaklaşırken ruh halim. Şu ya resmen. Bir numarayım yani şu anda. Peki sevgililer günü senin için ne demek? ne kutlayacağım herhangi bir gün. Yemem Sevgilim biz. var diye neden kutlama yapayım? Oha lan sağda çıkan şeye bak. Ne o? Sevgililer günü için hem yalnızların hem sevgililer... Üzülme lan abi. <laughs> Peki şu şeyi gördün mü? Sana Sevgilin uygun bir pozisyon ya. söyleyelim. Neyi söyleyelim? Ne pozisyonu ya? Sağda As. sağda bak. Bize bir maske sana uygun bir pozisyon söyle. <laughs> ya söyleyeyim. baba sen neylere bakıyorsun ya? Algoritmadan hep Durun oğlum o reklam ya. Sevgilim var diye neden kutlama yapayım? Gereksiz ve anlamsız bir gün. Yalnızlığımı en çok hissedeceğim bir gün. Yani sevgililer günü sevgilim var diye sevgilisi olanların kutlama yaptığı bir gün değil öncelikle onu bir söyleyeyim. Ee, sevgilimle kutlayacağım herhangi bir gün normalde bunun cevabı. Benim için ne demek? Sevgilimle kutlayacağım yine herhangi bir gün yani aslında. Ama kutlamaya gerek var mı? Gereksiz bir anlamsız mı aslında? Gereksiz ve anlamsız ama işte çiftlerde de bazen böyle hani. Her şeyin bir günü var ya ülkemizde. O günü, bu günü, şu günü. Sevgililer günü de böyle bir gün ya. Bedava seks. Şey, bedava mutluluk. Tabii. Mutluluğun arttı. <laughs> Güzel Katılım. bir planlamayla. Günah gecesi yaşanabilecek. Gereksiz ve anlamsız bir gün. Ama buna anlamı katacak olan da yine bizleriz. Vay amına koyayım ne, kan, ne anlattım. Benim içinse yalnızlığımı en çok hissedeceğim bir gün mü? Hiç sikimde bile değil. Herkes sevgili olsunlar, eğlensinler. Kimseyi kıskanmam, etmem. Sevgilimle kutlayacağım. Herhangi bir gün olarak devam ediyorum hocam. Karantin hikayesini biliyor musun Çağrı? Yok neymiş? Sevgilisi birbirlerini sevgisi bıçaklıyor falan Öyle bir hikaye. Korku filmi gibi çünkü. Peki hangi hediyeyi alsan 10-11 sevgililer günü geçirmiş olursun? Ha ben alsam. Araba. Bunu alsam baba ama o saat ara saat de pahalıya benziyor. Arabayı ki? alsam var ya sabaha kadar. <laughs> ne sabaha <laughs> kadar? Arabada mı? Yok lan işte. Salak mısın? Ne sabaha kadar Bu arabayı alsam ben muadilim kalkana kadar şeyden kaldırana kadar beni bırakmaz ama. Bam! Hayatım yetmez mi? yanınız <laughs> Araba aldın da o üzerimde 10.000 bin kilometre yaptın orası bir çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya niye bilmiyorum madem araba aldık amına kıyım. <laughs> <laughs> Arabaya alana daha bir ay olmadı 10.000 bin bakımım geldi Allah'ım belası. Ya abi sen kıyma makinesin mi bakıyorsun? <laughs> Ne kıyma makinesi mi bakıyorsun? Bak ya? sağ reklama bak. Hep karaman izinden. Bakma da işte Allah belanı bak. versin karaman. Kıyma makinesini benim algoritmama sokan hayatım ben abana koyayım böyle işin. Ya mazot var. Bir <laughs> Ama abi mazot. çok güzel bir cihaz var elinde. Fena sucuk yapıyor. Oğlum bunların hiçbiri benimle alakası yok bu arada. Bak bak nelere <laughs> bakmış. Posiyon... Özel ay, tasarım defterlerden Tuğkan'ın tasarımını yaptırdım kendime defter almışım. Pencere kapağını bulmuş. Tencere yuvarlamış, kapağını bulmuş. Böyle bir çift varsa aramızda tatile göndermek isterim. <laughs> Ay bu arabayı küçükken ben ne vardı? Kıra, vura vura kırdım ben bunu. ilk. aldılar bana. Hemen kırdım. Anında kırardım öyle şeyleri. Bu aynadan ben ne var? Evet burada bu hediyeyi kabul edemem ki baba. Bu hediyeyi aramızda kabul edebilecek çok kişi olduğunu zannetmiyorum yani. Ya ne diyeyim ve ne Biraz derim. Nasıl kabul edemezsin? Ben de derim. Almış ya. ne yapacağız abi artık? Almış ya o kadar zahmet etmiş. Abi. Yani. Alınmaz yani. <laughs> Araba hediyesi de bir tık ağır yani. Fazla bir hediye yani anladın ağır, mı? Ama Şu ayıptır ya. baba kabul edemezsin. Hayır Sugar Mami ise mesela. Sugar Mami ise. Mi? O demek? Yani. Parası var. Alacağı aldı abi yani. Mecbur kabul edemezsin. Yani sen onun kölesisin çünkü. Ya Mami sen ne anlatıyorsun? Mami. <laughs> <laughs> ben kimsenin kölesi değilim oğlum. Sana sana konuşma. <laughs> hatırlıyorum Mami. Allah Allah. Manyağa bak <laughs> senaryolaştırdığı hikayeye bak amına koyayım. Mutluyuz ama bu köle olmaktan öyle bir durum var. Mutlu, mutlu muyuz? Aynen, mutlu. Tabii canım Hı? kölesin sike sike alacaksın o hediyeyi. Aynen. Oğlum öyle bir şey mi olur ya? Harbi de sike ben sike alacaksın bu hediyeyi. Şey Allah'ım o kelim oyununu. Kelim <laughs> 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 İngilizce sıkıntı ben de bunu. Güzel şakaydı sıkıntı. <laughs> Çatal çakadan önce. Valla Sugar ya, olsa. Ya Hasan sesi de gelmiyor Hasan. Sugar Mami olsa. zaman. Yani Meral Mami olsa ben bunu kabul edemem yani anladın mı? Kimse kusura bakmasın. <laughs> Akler 200 bit göndermiş. Bura bak böyle ürünler çıkmış. Uyarayım dedim iyi yayınlar. Baba. Nasıl ürünler? Bur burada açayım yanında açayım. Çok güzel ürünler çıkartmışlar ya. Gerçekten on numara ürünler çıkmış. Çağrı götür. Evet. Baş olması lazım. Oradan üç beş kez çakmak vermiştik. Çağrı götür diye. Şu an bütün okul bu çakma konuşuyormuş. Outlanders var değil. Çağrı götür bara gidiyoruz diyorlarmış. Okulun en popüler muhabbeti çağrı götür çakmağıymış. Yani anlayacağınız çağrı götür çakmağı bir dünya markası olmuyor. da ilerliyor. Vay be. Peki sen ne düşünüyorsun Çağrı? <laughs> Düşünemiyor. Mami. Efendim. Ya Melih Ahmet biraz... sal, baba. sal baba. Oğlum, biraz oğlum biraz benim şeytan 3 üç gündür kiliseye gelmiyor, eve doğru mu? Nerede olduğunu biliyor musun? <laughs> oğlum her yayın aynı şaka yapılır mı? Biraz teksti genişle tam ona koyayım. Marvi hayal dünyanı şey yap ya. Bunun gece modu yok mu? <laughs> gece modu yok ki baba bunun. Ya neyse işte ben şöyle takım arka da istemem. Bunlar da çok şey. Saat olabilir ama çok pahalı hediye kabul edemem ya. Ben zaten sürprizleri seven bir insan değilim bak. Onu ne söyledim mi? Söyledim Yok, mi? Ilk... Evet, Şimdi söyledim. Bak sürprizleri sevmem. Harbi söylüyorum garip bir insanım bu konuda. Hiç sürprizleri sevmem. Hiçbir sürpriz beni heyecanlandırmaz. Öyle söyleyeyim sana. Hatta tam tersini anksiyete yaratır bende sürprizler. Hiç sevmem <laughs> yani. Bir şey olacaksa apaçık olacak. Olmayacak ya evet. sana bir şey vereceğim ama yarın. Bugün ver kızım yani işte. Yani yarına bırakma yani. Yarın da verirsin. <laughs> Sürprizlere sevmiyorum abi. Pazar sürprizi falan hiçbirini de izlememişiz geçmişten. Çok özür dilerim kötü bir şakaydı. ya <laughs> <laughs> hayır ya. Ne aldım. Les Benjamins ne alaka amına koyayım ya? Heh. Sence bir ilişkide olması olmaması gereken şeyine Yalan, ilgisizlik, saygısızlık, cimrilik. Olmaması gereken. Olmaması hepsi. gereken. Yok. Saygısızlık azıcık olacak falan. Oğlum buraya koydukların hepsi <laughs> olmaması gerekenler zaten. O zaman en çok mu diyelim o zaman biz düzeltelim o zaman. Az bir yalan da olmalı. Baba burada olmayan bir şey var burada şimdi. ilişkide olmaması gereken. Çrek, ilgi de Söyleyeyim olmaz. mi? İktidarsızlık aynen öyle <gülüyor> olmaması <gülüyor> gereken. Saygısızlık da çok kötü hocam gerçekten bir ilişkide. Saygı bittikten sonra her şey bitiyor ya. Kavun, ilgisizlik öyle. ilgisizlik olabilir aynen, ya aynen. ilgisizlik aynen. olabilir aynen. ya aynen. cimrilik hadi Allah cimrilik be. de olur yani samimiyetin artıktan <laughs> sonra şey dersin oğlum. ya kızım sen ne kadar cimrisin ya oğlum sen de noktada ne kadar cimrisin ya aşkım falan yalan Selamun aleyküm yalan da olmaması gerekiyor tabii ki de hani küçücük aleyküm yalanlar selam. olma olabilir aleyküm Belki selam Aleyküm selam. Aleyküm selam. pembe. Saygısızlık değil midir ya? Beyaz zaten şöyle bir şey var. Yalan söylüyorsanız bu bir saygısızlıktır zaten. aynen, aynen. O zaman ikisi birbirini eledi. Şık olarak eleme yolu. O zaman bir ilgisizlik dersek. buradan. Ama hayır. <laughs> yalan da var Ama aşkım, ya. o benim kankam. Kardeş gibiyiz onunla. <laughs> Abo. ne olmuş evine gidip onun çamaşırını yıkadıysam? <laughs> bir de duşta şey yaptı. Yalan saygısızlık ya. Değiştiremiyor muyum? Değiştirdim. Şimdiye kadar kaç sevgililer gününü yalnız geçirdim? Bir bilemedin iki. Üç belki beş belki yedi. Sevgililer gününde hep yalnızdım. Hep yalnız değildim. Üç belki beş belki yedi. Ya biz erkek erkek sevgililer günü kutladığımız da oldu yani onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> üç belki beş belki yedi. Samet var mıydı peki bu hikayede? <laughs> o Samet... hikayeyi merak ettim. Vardı erkek arkadaşı sonra geldi Gözleri <laughs> Şubat'ta. Gözlerini nerede açmak istersin? 15 Şubat'ta. Oy. Her yerde güzel valla. Güzel bir de. Sanki şurası buranın üst katı gibi yani. Burası üst kat. Burası da alt katı gibi yani. Hocam burada ama kahve detayı da var hani. Burası da güzelmiş. Bembeyaz falan böyle. Bam. Burada i̇ki, da İkiyi sevdim. İşte yatak detayı var. <gülüyor> <gülüyor> Solat ay der yaylası. Sanki kış değil, lütfen bir yaz istiyor ya. bom, Sağ ol Bak, ben sana söyleyeyim şimdi. Bak, burası dua ile etişesin. Tamam mı? Gitmişsin yeni şarkı yapmaya giderim ben buraya şimdi. Giderim orada. Biraz böyle ağaç, orman, morman, oksijen hava falan filan. Yeni bir şarkı gitar biter. Burası toplu arkadaşlarla eğlence kafası gelmişsindir muhtemelen burada ama sakin gözden uzak buraya sevgilinle gelmişsindir muhtemelen güzel keyifli bir ortamı vardır burada sevgiliyle gidilebilir tabii aile de olabilir o bak, 15 Şubat diyor zaten hepsinde sevgiliyle değil misin bence 15 Şubat buradaki soğuyor Hayır 14 15 inde uyanıyorsun ya 15 oluyor Ismer, is. Uyanmışsınlar <laughs> abi, akşamın evet, Mert'ten yine yapacaksın. farklı bir fark. Yapmaz ki o Yani Vallahi şöyle bence diyor, bu soru gözlerini mi? nerede açmak istersin değil kimle açmak istersin. Değil mi? O zaman şey, seni ona diyor ya şey olarak. Aynen ona diyor editörümüz hayırlı olsun <laughs> ha. Hayırlı Buyur. Olsun. Bundan sonra sen hazırla soruları Gözlerini kimle açmak istersin bak. Felsefeye bak. Abi <laughs> bir şey diyeceğim. Şubat aman mantıksız tam vazgeçtim. Saçmalamayın chatten okudum da bunda. Ne o? Şubat kış ayı diyorlar ya, ona şey dedim. Doğru son var şubat çünkü. He o zaman yanlışlıkları mı eleyelim aslında? sol alttaki mi cevap? Hayır yani oğlum öyle saçmalama. Oğlum Hasan salak takul. mısın sen? Senin ben için şubat kış ayı evet. Parası olan işte için evet. şubat da yaz, tamam. yaza denk gelebiliyor yani anlatabiliyor muyum? Tamam mantıksal ilerliyorsak kapat abi. Ben de böyle düşündüğüm keste. için saçmalamayın dedim <laughs> sonuçta. <sonrasında. gülüyor> Mert senin aklında bir mantıklı diğer bir şey yani var mı? Dünyanın diğer yadısı da var. Son olarak bu hediyelerden hangisi gelirse sevgilinden geçiriz, ayrılırsın. kimle geçirdiği önemli. Aynen öyle. Ben karlı olanı seçerdim herhalde. Bir Winterfest Vay, Vay romantiksin Mert. Aç terli. Lan hepsi ama. romantikti zaten. Hani gerçek gerçeğe daha yakın ya. Doğru ama neden karlı? Çok mantıklı. İşte dedim ya Winterfest falan şu anda revaçta. <laughs> ne? Metaya ayak uyduruyor. Evet metaya ayak uyduralım ya. ya, ya Yine oh git abi. God. Yine git. Bu <laughs> hediyelerden hangisini alırsam sevgilimden ayrılırım. Ya açık konuşmak gerekirse bir hediye yüzünden sevgilimden ayrılmam. Ama saç teli kolye de yapmasın hani anladın mı? Bu da girmeyelim ya. <laughs> baş yani. harfini yazıyor bak bir de. Ne yazıyor? Kavun. Sen bana alacak, evet. o sen niye Baş harfi yazmış herhalde ondan saç telinden. Sana ben <laughs> evet. sevgimi gibi verirdim 8 Yani ayrılmam Sevgilim. ama illa birini se seçeceksem Sonsuzluk işareti değil mi lan bu? Bak abicim bak partnerinizle birlikte sevgililer günü yapabilen 10 ateşli aktivite önerisi. Bu nasıl bir şey Oy. ya? 10 farklı pozisyon gibi. İpek. Açalım, açalım onu. Sevgililer günü İpek ile beraber giyireceksin. Kim mi o abi İpek? Sevgililer size şimdi tanımıyorum. Adeta Bye. bizi büyüle Az Bye. da kras Senin yakışır yanına da senin gibi biri yakışır. Anladığımız kadarıyla şimdiye kadar yalnız olmanın sebebi senin kararsızlığın. İstediğin gibi birini bulamaman ya da buldum sanırken başka bir problem karşısına çıkması seni aşktan da sevgiden de soğutmuş. Doğru. Sevgililer gününü içten içe kutlamak istesen de şimdiye kadar şansın pek olmamış. Ama bu yıl yanında İpek ile unutulmaz bir sevgililer günü geçireceksin. Bana da İpek çıktı abi. Bu bir mesaj mı? Bir dakika dur bakalım. Şişti. <laughs> Bana kavun çıktı. Nasıl bir mesaj o Mami? <laughs> Bilmem. Beylik <laughs> düzü. VIP. <laughs> Olabilir. Abi İpek yani. Kız Aşk çıktı erkek olması ya. gerekmez mi? Niye erkek olması gerekmez? Ben erkeğim. Başta seçtim şeyimi. Kadınlardan <laughs> hoşlanan bir erkek olduğum için. Hetero bir erkek olduğum için. İpek çıktı. Başta seçenekler de vardı. Ateşehir İpek mi? Ya terbiyesizlik yapmayın baba lütfen ya. Bağlı <laughs> bağlı. Çok pahalı. <laughs> <laughs> Ona güç mü yeter? <laughs> evet oğlum var ya hafiften var ya böyle alttan alttan yemin ediyorum böyle vücudumda böyle bir halsizlik böyle bir bugün Korona ya Bugün gerçekten böyle bir şeyim ya <laughs> Her şeyi bırak bir kenara kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma Oyuna bak. <laughs>